Fethullah Gülen geberdi, arkasından ne demek istersin? Ne gebermesi ya? Gebermedi. İt köpek yaşıyor hala. Kim yaşıyor? Fethullah Gülen yaşıyor ki. Öldü. Ha, nerede öldü? Gözünüz aydın, öldü. Haberleri okumadınız mı? Ben okumadım, daha yeni bir işler bayram çıktı. Bayram, evet. Bayram. Ne zaman geberdi? Bugün. O daha... Ben saat sularında bilemiyorum. Geberdi, kaynak doğru. Hayır, gebermemiş. O geberse Türkiye böyle olmazdı. Nasıl olurdu? Türkiye daha kötü gidecekti. 15 Temmuz'u kim yaptı zannediyorsunuz ki? Kim yaptı? Evet, Fethullah Gülen. Evet, katılıyorum. Peki bir şey diyeceğim. Bu bankasya kimindi? Biliyoruz hep. Bankasya'da benim param vardı. Onlar hep Fethullah Gülen, cemaat. Fethullah Gülen biliyorsun. Fethullah Gülen... Evet, terör örgütünün başı, lideri de değil, başı değil. Hem lider hem başı. Ama bir şey diyeceğim, peki bankası vardı, fi yapı vardı, biliyorsunuz. Bunlar hep Fethullah Gülen'in yandaşı, bir de Fethullah Gülen. Hani şimdi diyorsunuz ki Fethullah Gülen öldü diyorsunuz değil mi? Evet. Ben buna inanmıyorum. Niye inanmıyorsunuz? Aynı Cem Gariboğlu'nun filmlerine döndü işte, dönüşürünüz. Siz diyorsunuz ki öldürüldüğü haberleri doğrudur ama ben şu an gerçekten öldüğüne inanmıyorum. Ben cenazesi çıkmayana kadar ben o adama güvenmiyorum. Niye? O adam halkı, sadece benim param değil, halkın parasını çaldı. Ve hani diyorlar ya, hani ayakkabı kutularına koydular. Halbuki biz ayakkabı kutularına, Tayyip Erdoğan olsun, ben olayım, başkası olsun, ben ne yaparım? Ben de AK Parti'ciyim. Sonuna kadar bu adamın Tayyip Erdoğan ya kim olursa olsun, ama yani diğer partileri desteklemiyorum. Ama niye? Her zaman bak, geçtiğimiz seçimi Tayyip Erdoğan'a oy verdim, Cumhurbaşkanı. Ve Tayyip Erdoğan da bu zamana kadar, hani diyorlar Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bu zamana kadar Fethullah Gülen'e bir oldu. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey de olmadı. Bir dönem beraberlerdi bunu. Kendisi de kabul etti. Ki kandırıldık dedi ya, ama. Bir şey diyeceğim. Siz bunu bilmiyorsunuz. Ben 1991'i de yaşadım. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da yaşadım. Refah'ı da yaşadım. Fazilet'te de yaşadım. Ama beraber olduğu fotoğraflar yok bir kere gündemde. Dur hemen göstereyim size. Hemen gösteriyorum. Bir saniye bekleyin. Onu yapan da yalan yani. Dur göstereyim. Demedi mi hoca efendi, sensiz boğazından çorba geçmiyor. Hatırlamıyor muyuz bu cümleyi? Ben onu hatırlamıyorum. Neyse. Bana göstermeyin ama ben bilmiyorum onu. Tamam, okumdara. Yani her şeye geçin. Sayın Erdoğan biz kandırıldık dedi. Biz kandırıldık ne demek? Biz bir döneme inandık, kandırıldık demek. Bunu kendisi kabul ediyorken siz ne için kabul ettiniz? Ben kabul etmem. Niye? O zaman Sayın Erdoğan'ın laflarına aykırı bir şekilde davranıyorsunuz, inanmıyorsunuz. Kendisi çünkü biz kandırıldık dedi. Yani şimdi ben o kadarını okumamışım, o kadar görmemişim ama ben sana bir şey diyeyim. Ben yıllardır bu yaşıma kadar geldim, yaşım 40, hep Erdoğan'ı destekledim. Ha bak, şu an seçim de olsa tabii yanlış bir şeyini görmesem tabii gene Erdoğan'ı desteklerim. Niye? Çünkü bir şey yaptıkları bir şey var ki destekliyoruz. Sadece ben değil, bütün halk. Tamam, benim desteklemem bir şey değil. Herkes destekleyebilir. Bak ben de destekledim. Yani. Değersizlerin oy tercihleri. Yani. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben yıllardır destekledim halde ama şu an yanlış bir şey görmedim halde destekliyorum. Ama yanlış bir şeyin bir hata, bir farklı bir şey. Sayın Erdoğan nezdinde değil ama AK Parti nezdinde yanlış şeyleri söyleyebilirim. Ekonomi kötü, enflasyon çıktı, dolar arttı. Bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum, ekonomi. Mülteci problemimiz var. Bunlar bak, sorun şey, değil mi? Hani bir şey diyeceğim. Bak hala benim şu an içim cızır diyeceksin. Diyeceksin ya, Gazze, İsrail şu an ne kanlar için, ne bebekler, ne katiller ölüyor. Peki Fethullah Gülen öldü diyorsun da. Peki İsrail niye ölmüyor? Netanyahu niye ölmüyor? Adam. Yarın öbür gün de diyeceksin Netanyahu öldü diyeceksiniz. O zaman bu savaş niye çıkıyor o zaman? Hep böyle öldü diyorsunuz hani ben... Biz haber kaynaklarının verilerine göre konuşuyoruz. Öldü ya da ölmedi, bunu bilemeyiz ama ya, Fethullah şey Gülen öldü olarak bakın, bugün haber kaynaklarında... Bunu bilmiyorsunuz bak. Şimdi Fethullah Gülen öldü diyorsunuz. Fethullah Gülen belki de saklamışlardır. Belki de Cem Gariboğlu gibi bir yere, bir hücre evine koymuşlardır ki Türkiye'yi gündeme çıkarmasın da Türkiye ayaklanmasın diye saklıyorlardı. Ama bir şey diyeceğim. Aynısı Netanyahu da öyle. O baş belası. O da katil. Terör örgütü zaten. Yani Hakan Fidan'ın sözlerine güveniyor musunuz? İnanıyor musunuz? Bu ülkenin Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan. Ona da güveniyorum ama. Hakan Fidan şu an teyit etti. Fethullah Gülen'in ölümü doğrudur dedi. Bunun üzerine bir söz söylemek yakışır ya, mı bizlere? O belki yanlış söylemiş olur ama o görmeden de. Koskoca bakana yanlış söylemiştir demek bilmiyorum yani, yakışmaz. Ya yanlış yakışmaz ama yani. Hissiyatınız o yönde. Hissiyatımız o yönde ama hani görmediği şeyi. Şimdi Hakan Fidan görmediği şeyi nasıl bunu konuşur? Ben de buna inanmam. Ben de buna inanmam. Dışişleri Bakanı MİT. Onu tam bir orada. Yani. Seni nasıl inandırabiliriz? Böyle cesetini görseniz evet öldü derim der misin? Ya yoksa şimdi, cesette bakın, de bir sorun vardı der misin? Bak mesela Necmettin Erbakan da öldü. Onun cenazesini gördük değil mi? Veya şey Ecevit'i gördük değil mi? Hem mesela şey nasıl diyeyim? CHP'nin içinde şey vardı ya, neydi? Deniz Baykan'ın öldüğü günleri gördük. Peki çok sizce gördük, terör örgütü lideri FETÖ'nün cenazesi naaşı leşi buraya gelseydi tabii. Sizce nasıl olay olurdu? Düşünebiliyor musunuz ya, Türkiye'ye getirirdi? Türkiye karışırdı ki. Siz o yüzden gelmemesin. Türkiye savaşa girerdi, savaşa. Türkiye albuka altına döner. Belki bizler de kanlar içinde kalırdı. Üçüncü çaylak kanal de biz olurduk yani şu Türkiye'de. Hani Fethullah Gülen ya zaten bu 15 Temmuz'u başlattıktan sonra kaçtığından beri kendini gizledi.
gizledi biliyor musun? Yani Meksika oraya buraya bir gizledi. Niye bulmadık bu adamı yani, cezasını kesmedik? Yani işte bunu bizim Türklerimiz de Amerika'da yaşıyor, ABD'de. Hani bunların bulunması lazım. Bak Mısır mesela Netanyahu kendini gösteriyor. Peki bu adamı da bulunması lazım. Niye bulmadılar? Bilmiyorum artık. Var mı bildikleri? Bildikleri var ama yani maksus öyle yapıyorlar ki hani Türkiye gündem olmasın diye. Türkiye'nin gündemi değil. Türkiye'nin haberi gündemi değil. Sırf haberleri değiştirmek, sırf gündemi başka yöne taşımak. Bu konuda haklı olabilirsiniz. Şimdi ben AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ı niye destekliyorum? İşte bu yönden destekliyorum ki savaş çıkmasın. Şimdi bu adam olmasa Recep Tayyip Erdoğan yarın öbür gün Netanyahu da girer bu ülkemize. Yarın öbür gün FETÖ öldü diyorsun. O da girer. Hani diyorlar ya Cem Garip öldü. Öldü. Ben ona da inanmıyorum. Adam Cem Garip yaşıyor için. Yaşıyor içimizde yaşıyor. Niye saklıyorlar? Yaşıyorlar işte. Saklayanlar kim? Saklayanlar zaten Cem Garipoğlu'nun ailesi zaten. Koskoca liderimiz. Ailesi saklıyor. Annesi diyor ya ben saklıyorum. Bu ülkemizin gerekli görevlileri, gerekli yerlerde olan mertebesi. Bunları takip ediyoruz yani. Sen niye saklıyorsun? Sen koskoca katilini nasıl... İktidarda çıkarsın bunları ortaya. Desin ki bunlar yalan söylüyor. İktidarın görevi değil ki o. İktidarın belirli... Devlet el atmasa. Devlet başka, hükümet başka. Devletin gerekli yetkilileri çıkarsın yani bunu ortaya. Yazık günah yani. Yani devletin görevi şimdi takip ediyor, araştırıyor ama çıkart... Yani gücü bu kadar yetersiz mi çıkarsın ya? Çıkartacak ama nereye kadar çıkartacak o da var. Kaç bin kişi kadınlarının o şey narin mi ne? Narin kaç senede bulunmadı. Sonradan bulundu. Yani şimdi katili, bakıyoruz katili hemen bulabiliyorsun. Yalnız 2009'dan beri var Türkiye'de Cem Garipoğlu. Bulamıyorsun onu. Bu da adalet sistemini biraz sorguluyor. Ya şimdi adalet öyle, adalet hukuku hemen sağlanmayabilir. Ama şimdi adalet mesela sen geliyorsun mahkemeye bildiriyorsun işte Nari'nin şu cesedi var. Ondan sonra... Siz adaletin bu kadar geç işlemesini normal mi buluyorsunuz? Yani adalet hemen erken başlamadı, geç başladı. Mesela Tayyip Erdoğan hangi senede geldi? 2001. Tabii o zaman da adalet yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii geç gelmeye başladı. Yani benim şeyim bu yani. Hani hemen adalet, eskiden de adalet çabuk işlemiyordu ki. Gene eskiden çok ölümler, iş adamları öldürülüyordu. Mesela Özdemir Sabancı muhalefet zamanında vuruldu, öldürüldü ama gene adalet işlemiyordu ki. Tayyip Erdoğan bunların elinde aldı muhalefetini de adalet sonra biraz işleme başladı ama tabii biraz adaletin kayıp noktaları olacak tabii. Normaldir yani. Olacak tabii. Yani eskiden de vardı bak mesela Özdemir. Niye temennimiz güzel bir adalet olsun, yerini bulan bir adalet olsun değil ama de. Ama eskiden vardı adalet işte. Biraz... Eskiden muhalefet düzelecek ki iktidar da ona göre hareket edecekti. Onu şeye göre mevcut yani. Mevcut iktidardan sonra muhalefet gelirse de aynı cümleyi kullanır mısınız? Sebebi iktidar der misin? Ya ben şimdi eski iktidar der mi? Muhalefet, eski muhalefet nasılsa şimdiki muhalefet öyle ama ben şimdi muhalefete güvenmiyorum. İçimde çok korku var biliyor musun? Eskiden muhalefet zamanında neydi biliyor musun? Benim çocukluğumda ne geçiyordu biliyor musun? Şurada bomba var gelmeyin. Şurada bomba var. Bak burada bomba var. Tüp var patlayacak. Biz bunlarda ben bundan yana korkuyorum. Biz bunlardan şüpheliyiz yani. Ben 84'lüyüm. 80'li zamanı. İstanbul doğumluyum. Ben bilir mi? Şu Üsküdar'ı bile biliyorum ya. Eskiden evinde bilgisayar var mıydı? Evimde yoktu. Şu an var mı? Şimdi var ama şimdi bir şey... Niye alıyorsun eskiden yokmuş alma abi boşver. Şimdi teknoloji ağız açıldı. Bu teknolojiyi getiren de biz AK Parti milleti olarak getirdik. Tabii suçu kendimize aramayalım da şimdi orası doğru. Teknoloji, yani teknoloji AK Parti eski... getirdi. Tabii bizler getirdik. Teknoloji halk istedi. Sadece AK Parti getirmedi. AK Parti suçlamayın. Ama şey... Teknoloji kötü bir şey değil ki. Teknoloji niçin kötü bir ya şey? Ya teknoloji olsun. Teknoloji olsun. Biz istiyoruz teknoloji olsun. Her şeyimiz lüks olsun. Ama niye hep geriye gidelim ki? Niye geriye bakalım? Bugün telefon, şu telefon çıkmış. Sen bir daha bunu geriye döndürebilir mi teknoloji? Kimse teknolojiden rahatsız değil şu an. Ama işte diyorlar yani bu telefon niye var? Ben çok gündemli izliyorum. Çok röportajları izliyorum. Sokak kedilerini izliyorum ama ne diyor? Telefon niye var? Bu arabalar niye var? Bizim adam, Türk halkı istiyor sonuçta. Yarın bir seçim olsa şayet. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanabilir mi? Bir şey diyeceğim. Nasıl kazanabilir mi? Çok güzel bir soru sordun. Siz içinizden gelen cevap verin. Kazanabilir mi? Şimdi diğer partileri de içine alsa aynı Sinan Oğan gibi işte şey gibi. MHP zaten var. Ondan sonra diğer partileri de çekerse bilmiyorum. Hüdapar var. Ondan sonra CHP zannetmiyorum. Siz eskiden. Tamam. Soruma cevap verin. Yarın 15 Temmuz olmadan önce CHP de içindeydi o zaman. Hadi dedi biz de Erdoğan'a katılalım dedi. CHP'nin zamanı. Kaynak? Bilmiyorum. Sonra çekildi. CHP istemedi. Ama bir şey diyeceğim. 3 parti 4 parti 1 oldu. Öyle kazan. Ama Tayyip Erdoğan tek başına girseydi MHP de olmasaydı
kaybetme şeyi vardı. Bak bu Davutoğlu'nda yaşadık biz bunu. Ne dedi? Kaybetti. İşte bak bir tek başına ben dedim vallahi. Davutoğlu nasıl bize tek başına AK Parti kaybettirir? AK Parti nasıl kaybet? Ama şimdi kaybettiremiyor. Niye? Tayyip Erdoğan öyle onu parti buldu. Bu parti buldu. Ne kadar kutuplaştırırsa. Diğer parti kutuplaştırdı. Oradan gene AK Parti kazanır. Gene zafere biz alkışlayarız. Niye? Kutup önemli. Şimdi, niye kutuplaştırılmak doğru? CHP çok zayıflı. Hep suskun. Ben CHP hep suskun görüyorum. Hiç kendini fazla ileri taşımıyor. Yani kutup olarak bir yerlerden bir yere taşımıyor. Ben hep böyle görüyorum. Yani eski muhalefet zamanlarını da biliyorum. Bir tane daha soru sorayım sonra bitirelim. Türkiye'nin en büyük problemi nedir sizce? Türkiye'nin en büyük problemi zaten savaş zaten. Yani. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Tekrar soruyorum. Savaşın içinde değiliz. Psikolojik savaş elbette var ama şu an savaşta değiliz. Ateş çemberindeyiz evet ama savaşta değiliz. Ya şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu tamam ben de biliyorum ekonomi. Ama ekonomi de sadece Cumhurbaşkanı olsun, devletler, büyük Birleşmiş Devletler olsun bunlar yapmıyor. Bunu kim yapıyor? İş adamları yapıyor. Mesela yarın asgari ücret zamlanacak değil mi? Senin zammını zaten işveren belirleyecek. Kalkıp da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirlemiyor. Doğalgaz neden zamlanıyor onu da mı iş adamları yapıyor? Onu o da doğalgaz da şirketleri. Bak su, elektrik tamam. İçinde İBB'yi de katıyorum. Bunları tamam. Kim yapıyor zaman? Zaten su, doğalgaz bunlar İBB'nin İDAŞ. Su, bak, muhalefeti de katıyorum. Demek ki. Bakın bir elektrik devlette. Ben bunu böyle biliyorum. Demek ki devlet de zam yapabiliyormuş, belediyeler de zam yapabiliyormuş. Devlet zam yapmıyor demeyelim. Ama şimdi muhalefet diyor ki ben suya doğalgaz zam yapacak. İktidar diyor ki hayır efendim ben de elektriğe zam yapacağım. Niye? Muhalefete gıcıklık olsun diye yapıyor. Bu doğru mu? Ama muhalefet niye bunu yapıyor? Bu doğru mu? Hayır muhalefet niye bunu yapıyor? Bu doğru mu? Soruma cevap verin. Bu doğru mu? Bence doğru değil ama muhalefet de önce kendini düzeltmesi lazım. Ki önce muhalefet kendini düzeltecek. Bundan önce muhalefet var. Muhalefet önce diyecek kardeşim ben su doğalgazı indiriyorum halkıma buradan sesleniyorum diyecek. Elektriği hadi ben de izliyorum. Bak ben de buradan sesleniyorum. Bu böyle düzelir. Doları kim düşürecek? Mazotu kim düşürecek? Onu Amerika'nın şeyi. Onunla alakası yok. Amerika yapıyor ki zaten onu. Bak Amerika yapıyor. Dolar. Ya dolar bizden benim dolarla alakam yok. Siz nasıl dolarla alakanız yok? Dolarla alakası yok üstünüzdeki yani. Üstünüzdeki polo Amerikan malı diye tahmin ediyorum. Dolarla geliyor Türkiye. Türkiye dövizüyle dönüyor. Türkiye'de işlenmiyorsa şayet. Kıyafetiniz baştan aşağı şu an dolar kuruyla gelen ürünler. Diyelim ki dolar. Şimdi dolarla işiniz var ya. Yani. Tamam dolarla işim ama dolar almam. Dolarla maaş almıyor. Yok almıyor. Hep Türk parası TL. Ama bir şey diyeceğim. Dolar yabancı. Mesela dolar olmasa buraya turist girmez ki. Mesela adam buraya dolar getirecek turist. Turist nasıl dolar getirsin? Orada Türk parası yok. Mesela Kıbrıs'ta Türk parası yok. Türk parası yok. Nasıl yok? Ya, ne var Kıbrıs'ta? Ya Türk parası var. Yarısı Türk parası, yarısı yabancı. Yabancı var. Ben bildim ben oraya gittim. Yarısı Türk parası var. Biz destekliyoruz oraya bir kısmını. Yarısı da yabancı. Yani Rum parası. Adam şimdi Amerika'dan buraya geliyor. Ben çok turist görüyorum. Karşıda bak Fatih'te çok turist görüyor. Bak geçen de gördüm. Ama adam mesela geliyor diyor ki ben diyor doları bozacağım diyor. Şimdi dolar olmasa adam burada nasıl? Orada Türk parası yok ki. Dolarla tabii, bir dolar derdimiz yok. Bir şey. Doların bu kadar yüksek olmasıyla ilgili bir derdimiz. Ya yüksek onu ben de bilmiyorum ki çıkartıyor artık doları. AK Parti iktidara geldiğinde dolar ne kadardı? Ki. Tamam, AK Parti iktidara geldiğinde Amerika dolar... yapıyor ki zaten doların seviyesi iniyor çünkü. Bak mesela size şu İran'ın başkanını vurdu dolar çıktı efendim. Irak başkanı vuruldu dolar çıktı. İşte nasıl diyeyim Libya vurdu işte ateş edildi işte dolar çıktı. Dolar böyle çıkıyor. Birisi vuruluyor ki dolar da çıkıyor oradan. Bize de yansıyor o doların işi. Yani bunu Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile diğer partiyle şahıs olarak kanıtlamıyorum ben bunu. Para politikalarıyla alakalı yani. Dövizin yükselmesi. Ama bak ben bunu da takip ediyorum. Mesela İran'ın başkanı vuruldu. Yani o zaman ne oldu? Dolar çıktı. Altın çıktı hadi. Herkesin yüzü gülsün. Biz bunları böyle gördük. İran'da yükselmiyor bu kadar döviz biliyor musun? İran'ın cumhurbaşkanı öldüğü halde. Vallahi onu ben bilmiyorum. Yani biri kim vurulursa ben onu öyle biliyorum yani. Yani kim vuruldu? Mesela Amerikan başkanı kim acaba? Biden şu an vurulsa hadi Türkiye'de dolar çıktı. Herkese vuruyor o doların çıkması zaten. Bunu Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile iktidarın bir alakası yok. Öyle mi diyorsun? Öyle düşünüyorum ben bunu. Evet, öyle biliyorum ve düşündüğüm halde konuşuyorum. Yani her şey kutuplaşarak insan konuşur. Kutuplaşmadan zaten düşünmeden zaten mantıklı zaten buraya gelip kimse konuşmaz benim gibi. Ama mantıklı konuştuğunuza inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Düşünsene Türkiye'de şimdi bir adam vurulsun. Mesela diye ki muhalefetten birini vurdular ve İBB başkanını vurdu. Örnek veriyorum. Ne olacak? Biz buradan da bir dolar çıkacak. Orası da onların yüzü gülecek. Ben bunu böyle biliyorum. Türk halkı olarak ben bunu böyle biliyorum yani. Hani benim
amacım ne biliyor musun? Yanlış anlama. Savaşa ki. Amacımız bu. Amacınız ne? Savaş olması. Şu an İsrail habire Libya vuruyor. O mesela İran şeyi vurdu. Sen söyle. Neydi orası ya? İsrail'i vurdu. Bebek ölümleri dediniz. Başladınız İsrail'den konuşmaya, Filistin'den konuşmaya. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan bebek ölümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla üzülüyoruz. Başka bir şey yani. İsrail'i Filistin'i konuşurken bebek ölümlerini gayet güzel bir şekilde konuşuyorsunuz. Buradakine üzülüyoruz işte ya derseniz ben de size tepki gösteririm. Ama üzülüyoruz onlar, işte onlar ya. Canı yanıyorsa bizim de burada canımız yani. Normaldir o. Buradaki bebeklerimiz için de canımız yanıyor. Tabii yanıyor. Ama onlar öldürülüyor diye canlarımız buradakiler yanıyor. Buradakiler ne oluyor? Öldürülmüyor mu? Buradakiler öldürülmüyor ki zaten. Yaşıyoruz yani. Ben hiç öldürdüğü bebek görmedim burada. Haberleri okumadınız mı? Ben onu okumadım. Hiç Türkiye'de öldürülen bebek görmedim ki ben. Haberleri okumadınız. Türkiye'de. Ben haberleri okudum. Sadece İsrail'de öldürülen. Türkiye gündemini takip ediyor musunuz? Ediyorum da az takip edin. O kadar sürekli takip edin. Daha mantıklı konuşursunuz belki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İyi çalışmalar diyoruz sizlere de.